yeniden Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ve yeni meclis başkanı da yeminlerinden sonra halka seslendiler. 85 milyonla kucaklaşmadan bahsettiler. Eşit yurttaşlıktan bahsettiler. Adaletten bahsettiler. Biz bu cümleleri önemsiyoruz, değerli buluyoruz, kıymetli buluyoruz. Ancak bizim talebimiz bu cümlelerin sözde kalmaması gerekiyor. Pratik hayatta da görmek istiyoruz. 27. yasama dönemi adaletsiz bir süreç olarak tarihe geçti. Biz de maalesef bu sürecin kurbanı olduk. 14 Haziran 2018 tarihinde iş yerimize silahlı bir saldırı yapılıyor. Akabinde yaralı olarak bizi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Suruç Devlet Hastanesi'nin içinde İbrahim Yıldız öncülüğünde Yıldız ailesi tarafından devlet hastanenin içinde 3 insanımız linç edilerek ateşli silahlarla katlediliyor. Bu yetmezmiş gibi bir kardeşimiz de üstünlerin talimatıyla 5 yıldır hala tek kişilik hücrede cezaevinde tutuklu bulunuyor. 5 yıldır adil bir yargılama talebiyle annemle birlikte bir adalet mücadelesi yürütüyoruz. 809 gündür de Urfa Adliyesi önünde annemle beraber mücadelemizi adalet nöbeti şeklinde sürdürüyoruz. Adliye önünde nöbetimizi sürdürürken defalarca gözaltına alındık, nezarete atıldık, darp edildik. Hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmedik ve bu adliye önündeki nöbetimiz süresince anne hakkında bugüne kadar 31, benim hakkımdan da 14 tane, toplamda annemle birlikte hakkımızda 45 tane soruşturma açılmıştır. Ve bunlar peyderpey davaya dönüşmektedir. Dün de anne ile ilgili bir yargılama yapıldı ve heyet anneye 8000 TL kamu memuruna hakaretten dolayı bir ceza kesti. Tabii ki biz bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. 809 gündür Urfa Adliyesi'nin nöbetimiz süresince İç Adalet Bakanı atandı. Nöbetimize başladığımız ilk aylarda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'dü. Meclis Adalet Komisyonu'nda annenin mücadelesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sorulduğunda bu durumdan üzüntü duyduğunu söyledi, takip ettiğini söyledi. Sonra da yerine Bekir Bozdağ atandı. Bekir Bozdağ da Urfa Adliyesi'ne, Urfa'ya geliyor. Bilmediğiniz bir konu hakkında Urfa Başsavcısıyla görüşecek. Ama adliyenin ana kapısında annenin adalet mücadelesi de bu süreçte devam ediyor. Bekir Bozdağ anne adliye önünde olduğu için, ana kapıda olduğu için adliye içine giremedi. Buna çözüm olarak başsavcılık devreye girdi ve Urfa Adliyesi'nin arka tarafından yeni bir kapı açıldı ve Bekir Bozdağ o arka kapıdan adliyeye girip çıktı. Türkiye ve dünya kamuoyunun takip ettiği annenin mücadelesi Urfa Adliye kapısında devam ediyor. Yeni Adalet Bakanı atandı. Görevinde başarılar diliyoruz. Şimdiye kadar olumsuz bir durum görmedik. Olumsuz bir eleştiri yapmıyoruz. Ama yeni Adalet Bakanı'nı da göreve çağırıyoruz. Yeminine sadık kalmaya davet ediyoruz. Evet, biz diyoruz, 3 insanımız Suruç Devlet Hastanesi'nde katledildi. Bir kardeşimiz hala üstünlerin talimatıyla tutukludur
ve yeni Adalet Bakanı'na çağrımızı yapıyoruz. Acilen bu olaya el atması gerekiyor. Bu adaletsizliği giderilmesini istiyoruz. Eğer Adalet Bakanı bizimle görüşme talebini kabul etmeyecekse, Hasan Ak katliamın tanığı dönemin Urfa valisidir. Hasan Ak katliamın tanığı Şanlıurfa Emniyet Müdürü'dür. Hasan Ak katliamın tanığı dönemin Tarım Bakanı'dır. Ve Hasan Ak katliam davasının ilk başsavcısı Sadi Doğan'dır. Şu an Ankara'da bulunmaktadır. Biz Adalet Bakanı'ndan acil bir bu adaletsizlikle ilgili acil bir çağrı yapıyoruz. Anne 67 yaşında, artık ayakta duramıyor ama söylediği cümle, adalet sağlanmadan da ben Urfa Adliyesi önünden ayrılmayacağım diyor. Biz de buradan Adalet Bakanı'na çağrı yapıyoruz. Lütfen acilen göreve davet ediyoruz. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Bu mecliste ilk basın açıklamam. Buraya milletvekili olarak geldiğimde milletvekilimiz olan Ömer Faruk Gergelioğlu'nun mücadelesini paylaşmaya geldim. Ağır bir yük taşıyor ve bu yükü beraber mecliste taşıyacağız. Mecliste ilk basın açıklamamı annenin mücadelesi üzerinde anlattım ama anneye bir pozitif ayrımcılık yaptım. Önümüzdeki süreçte hem Urfa merkez olmak üzere Türkiye'de meydana gelen bütün adaletsizliklerin sesi olacağım ve burada basın bizi takip eden basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. İnan ki ilk meclise girdiğimde hem İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nı gördüm ve bunlarla aynı çatı içinde olduğum için kendimi en basit kelimeyle kötü hissettim. Adalet Bakanı'yla meclis başkanlığı seçiminde de yan yana geldik. Bu süreci bildiği için, bu adaletsizliğe sebep olduğu için başını kaldırıp bakamadı. Biz mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz ve adalete olan inancımızı da kaybetmeyeceğiz. Daha önce Bekir Bozdağ'la bu süreçte görüştük. Teşekkür ederim sorunuz için.